75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, fuar kavşağını geçince havaalanı yolu üzerinde bulunmaktadır. Okulumuzun gürültüden uzak, ferah bir mekanı vardır. Okulumuz, halkımızın yardımıyla inşa edilmiştir ve 6 yıldır eğitim ve öğretim vermektedir. Yetkin bir kadroya sahip olan okulumuz, sakin ve huzurlu ortamıyla 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet fen laboratuvarı ve kütüphanesiyle ihtiyaçlara cevap verecek durumdadır. Mega projesinin pilot okullarından biri olan okulumuz, Avrupa Birliği eğitim kuruluşlarıyla da bağlantı halindedir ve Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan St. Michel Koleji ile de kardeş okuldur. Okulumuz gerek sportif faaliyetlerde, gerekse sosyal faaliyetlerde her zaman önde olmuş ve adını duyurmuştur. Okulda yürütülen tiyatro, gazete ve dergi faaliyetleri yanı sıra düzenli olarak da geziler düzenlenmektedir. Okulumuz, öğrencilerimiz için daha verimli, daha güzel bir ortam hazırlamanın gayreti içindedir. Fiziksel mekanların yanı sıra önemli gördüğümüz kaynaşma ortamı, öğrencilerimizin okulumuza çabuk uyum sağlamaları için yürüttüğümüz rehberlik çalışmaları mevcuttur. 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak zirvede olmaya söz verdim. Bunun için de her türlü gayreti göstereceğiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Değerli seyredenler, ben Yusuf Dündar. Kayseri Koca Sinan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Vekili. Okulumuz 1999-2000 öğretim yılında genel lise olarak açıldı. Daha sonra 2000-2001 öğretim yılında bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise açılarak eğitim öğretime devam etmektedir. Yabancı dil ağırlıklı lise ve genel lise ikisi bir arada eğitim öğretime devam ederken bakanlığımızın yapmış olduğu bir çalışma neticesinde 2005 yılında Anadolu Lisesi'ne dönüştürüldü ve 2005-2006 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi'ne sınavla ilk öğrencilerimizi almış olduk. Okulumuz Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı havaalanı yolu üzerindedir. Çevre düzenlemesi ve fiziki mekan olarak çok uygun bir ortam mevcut. Şu anda bünyemizde genel lise 10 ve 11. sınıflar, yabancı dil ağırlıklı lise 9, 10 ve 11. sınıflar ve bu yıl almış olduğumuz 9. sınıf Anadolu Lisesi öğrencileri hep birlikte eğitim öğretim görmektedir. Okul olarak bilimin ve aklın ışığında Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda ailesini, milletini ve vatanını seven bir nesil yetiştirmek gayretindeyiz. Bizi tercih eden öğrenciler çok güzel bir fiziki mekan, kendilerini dinleyen, anlayan bir yönetim ve öğretmenler grubu bunları beklemektedir. Bütün bu güzellikler içerisinde gelecek öğretim yılında özellikle ilk öğretim 8. sınıf öğrencilerine seslenmek istiyorum. Okulumuzu tercih ederlerse Kayseri'nin en güzide, en güzel okullarından birini tercih etmiş olurlar. Biz şunu iddia ediyoruz ki ileriki yıllarda Kayseri'de Anadolu liseleri içerisinde gerek eğitim, öğretim, gerekse üniversite başarıları yönünden iddialıyız ve diğer okullarla bir yarış içerisindeyiz. Kayseri'de en iyi yere gelme amacındayız. Sizleri böyle güzel bir okula bekliyoruz. Okulumuz
1975. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekten çok sıcak ve samimi bir ortam var. Birçok sosyal faaliyetin içinde bulduk kendimizi. Sizleri de okulumuzda görmekten mutluluk duyarız. Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Baturay Göksoy. 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde görev almaktayım. Öğrencilerimizle İngilizce derslerimizi gayet zevkli ve eğlenceli yapmaktayız. Öğrencilerimizi İngilizceyi sevdirmek ortak hedeflerimiz arasında. İngilizce öğretirken onlara iletişimci bir yaklaşımla İngilizceyi sevdirmeyi hedefliyoruz. Derslerimizde İngilizceyi daha ilgi çekici hale getirmek için canlandırmalar, diyaloglar ve değişik eğitsel oyunları kullanmaktayız. Ve sizleri okulumuzdaki bu atmosfere davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben 75. yıl Cumhuriyet Lisesi Müdür Yardımcısı Aziz Naldemirci. Bu okulun açıldığı günden, temel atma törenlerinden ve açıldığı günden itibaren bu okulda görev yapmaktayım. Bu okulun en büyük amaçlarından bir tanesi, en büyük paylaşımlarından bir tanesi, Kayseri'de bu okulun yapımı için hiçbir emeği geçmeyen, maddi katkısı olmayan bir vatandaşımızın olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu okulumuz 24 Kasım 1988'de ilçemiz kaymakamı Sayın Nadi Kılıçarslan'ın başkanlığında bir komisyon tarafından temel atılmış. 10 Şubat 2000 yılında tamamlanarak ve aynı 2000 yılının ikinci döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. Şu anda okulumuzda Anadolu Lisesi, Genel Lise ve Yabancı Dil Ağırlık Liseden oluşan 3 öğrenci grubumuz bulunmaktadır. Gelecek yılda ise lise 2. sınıflarımız son sınıf olacak ve bir ertesi yıl sonunda da okulumuzdaki bu iki okulumuz ayrıldıktan sonra okulun Anadolu Lisesi olarak o eğitim ve öğretimine devam edecektir. Hikaye bilgisayar laboratuvarınız var. Sportif ve sosyal faaliyetlerimiz gerçekten çok yoğun. Arkadaşlarınızla aramız çok iyi. Arkadaş ilişkilerimiz çok iyi. Öğretmenlerle kısa sürede kaynaştık. Siz de okulumuzu tercih ederseniz bütün bunları yaşayacaksınız. Okulumuzun eğitim kadrosundan çok memnunuz. Öğretmenlerimiz bizlere yardımcı olmak için ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Ben inanıyorum ki çok daha kısa sürede çok daha iyi yerlerde olacağız. Merhaba arkadaşlar, ben Neriman Karaköse, biyoloji öğretmeniyim. Okulumuz yeni Anadolu Lisesi olmasına rağmen şu an gelişmiş bir fen laboratuvarına sahibiz. Yedi odamız mevcut. Burada tüm öğrencilerimizle, öğrenci merkezli, öğrenci katılımlı derslerimizi işlemekteyiz. Kaliteli bir eğitim veriyoruz. Sevgi her şeyden önce gelir diyoruz ve sizleri tüm öğretmenler olarak okulumuza bekliyoruz. Okulumuz 2000 Şubat'ta zamanın o günün kaymakamı Nadi Kılıçarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Çalıksoy'un önderliğinde yapılarak bölge olarak güzide bir okul olarak açılmıştır. Çevre olarak da olsun, fiziki mekan olarak da olsun okulumuzun yeri çok güzel bir mekandır. Bölge olarak çevreye hizmet eden eğitim öğretiminde öğrencilerimize iyi bir eğitim öğretim katkısında bulunan öğretmen kadrosuyla, öğrenci kadrosuyla iyi bir okulumuz. Herhangi bir sorunumuz şu anda yoktur. Sadece sorunlarımızdan birisi varsa o da sportif faaliyetlerde en büyük eksiğimiz olan kapalı spor salonumuz. Kapalı spor salonumuzu da inşallah Milli Emlak Müdürü ve Müdürlüğü ve Koca Sinan Belediyesi'nin işbirliğiyle arsa takası yapılmıştır. Bu arsa takası neticesinde iyi bir sponsor bulunarak buraya kapalı spor salonu yapmayı düşünüyoruz. Ve bu kapalı spor salonu sayesinde de bölge olarak, çevre olarak en büyük katkısında bulunacak öğrencilere iyi bir mekan olmuş olacak. Okulumuzun büyüklerine uzak sakin bir ortam var. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Bizler de sizlere her konuda yardımcı olacağız. Sokulumuza bekliyoruz. Şartlarına paralel olarak kendini yenileyen bir sisteme sahip. Okulumuzdaki rehberlik anlayışı her şeyden sistematik ve profesyonel bir yapıya sahip. Okulumuzdaki rehberlik anlayışı tüm bireylere yönelik. Sadece öğrencilere, aynı zamanda öğrenci anne babalarına yönelik
idari yönelik ve öğretmenlere yöneliktir. Yine okulumuzdaki rehberlikte üç tür anlayış vardır. Bir eğitimsel açıdan rehberlik, ikincisi mesleksel açıdan rehberlik, üçüncüsü de bireysel anlamda psikolojik danışma dediğimiz rehberlik boyutu var. Eğitimsel rehberlik işte öğrencinin okula ilk kayıttan başlayarak oryantasyon çalışması, daha sonra bilgi toplama, yayma, içerisinde işte verimli ders çalışma, sınav kaygısını yenmeyerek bir takım çalışmalar. Daha sonra meslek rehberlikte öğrencilerimize meslekleri tanıtma, mesleğe yönlendirmede alınacak kriterler belirleme, ayrıca öğrenciyi tanımaya yönelik yeteneklerini ve ilgilerini belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulamakta. Daha sonra bireysel psikolojik danışma yapılmakta ve bu bireysel psikolojik danışmada her türlü imkanlardan faydalanılmakta ve tamamen gizlilik boyutu ön plana çıkmaktadır. Ayrıca sadece öğrencilerimizle yeterli kalmayıp işte anne babalara yönelik olarak okulumuzda sürdürülen ve gelecek yılda daha kapsamlı bir şekilde genişletilecek olan anne baba o eğitimi de işin içine katabiliriz. Daha sonra yine öğretmenlere yönelik olarak öğretmenlere bir rehberlik anlayışının kazandırmasına yönelik olarak müşavirlik çalışmalarımız devam etmektedir. Ve sizlerle daha güzel, daha iyiye birlikte gideceğimize inanıyorum. Sevgili arkadaşlar, okulumuz 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. İsmim Seyit Burhanettin Akbaş. Okulumuzda kültürel ve sosyal faaliyetler oldukça yoğundur. Özellikle konferans salonumuzda her sınıfımız belirli haftaları, günleri kutladığı gibi tiyatro çalışmalarıyla, müzik faaliyetleriyle mutlaka o dönem içerisinde veya o öğretim yılı içerisinde mutlaka bir katkı sağlarlar. Yine şiir dinletilerimiz söz konusu olur. Ve birçok da gezi yaparız arkadaşlar. Bu gezilerimiz il içi geziler olabildiği gibi il dışı geziler de söz konusu olur. Yani 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sosyal ve kültürel faaliyetler, edebi çalışmalar oldukça yoğundur. Okulumuzun bir okul gazetesi vardır, bir de okul dergimiz vardır. Ayrıca internet sitemiz mevcuttur. Bu sitede, dergide, gazetemizde öğrenci arkadaşlarımız aktif bir şekilde